Kota bak, kota! Cungalo! <laughs> Al, sen kapat. Hadi, ya, hadi! Bizi, bizi, ben kim dans etmekteyim? Gözünü seveyim ya! Ben bize... Yapacaksın tuğladan, kızaracaksın muğladan. Sinan Bengiyer, O doğduğunda takvimler 31 Mart 1941'i gösteriyordu. İki abisi vardı. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi de orada okudu. Çok hareketli, yerinde duramayan bir çocuktu. Usta sanatçı Levent Kırca da aynı mahalledendi ve çok samimi olmasalar da tanışıyorlardı. İleride yollarının kesişeceğinden ikisi de habersizdi. Bengiyer'in ailesi de meziyetli bir aileydi. Annesinden ve küçük abisinden resim ve el işi, babası ve büyük abisinden tamirat işlerini öğrenmişti. Çok müzik dinlenen bir evdi. Zira iki abisi de uzun süre müzikle ilgilenmişti. Bengier Mustafa Kemal Lisesi'nde okuyordu. Çok haylaz bir öğrenciydi. Okulun en yaramaz öğrencilerinden biriydi hatta. Her gün mutlaka öğretmenlerinden uyarı alıyordu. Lise hayatı da çok uzun sürdü. 20 yaşını geçtiği halde halen lise öğrencisiydi. Zira ilkokulu 6 senede, ortaokulu 5 senede, liseyi de 6 senede bitirmişti. Bir de arada hava astsubay macerası vardı. Ama askerlik ona göre değildi. Girdiği 100 soruluk bir sınavda yarısını bile tamamlayamadan uyuya kaldı. Bu şekilde sınıfta kaldı ve okuldan ayrıldı. Lise sonunda okurken bazı genç öğretmenler ondan sadece 1-2 yaş büyüktü. Bir nevi hababam sınıfı karakteri gibiydi aslında. Hem futbol oynuyor hem okuldaki tiyatro gösterilerinde yer alıyordu. 1968 yılında amatör olarak başladı sahne yaşamı. Haftada birkaç oyun izleyen tiyatro aşığı bir gençti. İlk tiyatro deneyimini Kargalar Okulu adlı oyunda kapıcı rolüyle yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Gençlik Kültür Merkezi'nin açtığı kursa kaydolmuştu. Okulda gösterilerin sunumlarını da yapıyordu. Yaramazlığının yanı sıra taklit yeteneği güçlü olan özgüvenli bir gençti. Öğretmenleri de bunun farkındaydı. Lise 2'ye giderken hayatını tümden değiştirecek bir olay yaşandı. Okulda her sene lise son sınıf öğrencileri bir tiyatro oyunu sergiliyordu oyunda rol alacak öğrencilerden biri oyundan ayrıldı ama her şey hazırlanmıştı üstelik o yıllarda devlet tiyatrosundan ve özel tiyatrolardan usta isimler okul gösterilerini izlemeye gelirdi mutlaka. Zira bu oyunlarda yetenekli öğrencileri keşfedip aralarını alıyorlardı. Böyle bir organizasyonun bir öğrenci ayrılınca iptal edilmesi mümkün değildi. Öğretmenlerin aklına hemen okulun en haylaz ama yetenekli öğrencisi Sinan geldi. Bengi yeri yanlarına çağırdılar. Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübünün düzenlediği iletişim aksiyonları tiyatro ve oyunculuk söyleşisinde o günlerde olanları şöyle anlatmıştı usta sanatçı Cevat Fehmi Başkut'un Göç oyunu oynanacaktı. O zaman Devlet Tiyatrosu oyuncuları, bakanların bazıları lise tiyatrolarını izlemeye geliyorlardı. Gösteriye 3 gün kala başrol oyuncusu rahatsızlandı. Bana geldiler. Sınıfta yaptığın soytarılığı sahnede yapar mısın dediler. Ben de mekan gösterin yaparım dedim. Verilen rolü 3 günde ezberledim ve sahneye çıktım. Tiyatro hayatım bu şekilde başladı. Her şey böyle şans eseri başlamıştı. Gündüzleri ezber yapıp geceleri provaya gitti. Oyun başarıyla sahnelendi. O günlerde asker olan Mert Egemen de öğrencileri çalıştıranlar arasındaydı. Bengi'nin hayatındaki ikinci dönüm noktası da Egemen'le tanışmasıydı. Gelecekte yaşayacaklarından, elde edeceği şöhretten, yıllarını tiyatroya vereceğinden habersiz sahneye çıkıp Göç oyununda başrol oynadı. Üstelik çok da başarılı oldu. Hem okuldakiler hem de dışarıdan izlemeye gelenler performansını çok beğenmişti. Oyunu hazır hazırlanırken yardımcı olan Mert Egemen tiyatrocuydu ve askerden döndükten sonra ilk işi Sinan Bengiyer'i çağırmak oldu. Böylece Sinan Bengiyer'in tiyatro yaşamı resmen başlamış oldu. Kariyeri boyunca Karagöz Çocuk Sahnesi, Ankara Oyuncuları, Asaf Çiğiltepe Sahnesi, Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara Halk Tiyatrosu, Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu, Beşiktaş Kültür Merkezi gibi tiyatrolarda görev aldı ve 60'dan fazla oyun için sahneye çıktı. Bu oyunlardan bazıları Bremen mızıkacıları, Güllü Prenses, Hangisi Babası, İki Perde Azizlik, Nafile Dünya, aşağı yukarı plastik hayatlar, fareyi öldürmek, banker tanker, Hasan Tahsin olayı, Cafer'in türküsü, ha babam sınıfı sınıfta kaldı, bana bir şeyler oluyor, sen hiç ateş böceği gördün mü, İşte budur ve otogargara şeklinde sayılabilir. Tiyatro turnelerinde gitmediği ilk kalmadı neredeyse. Tüm Türkiye'yi dolaştı. 1974 senesinde kötü bir rahatsızlık geçirdi ve 42 kiloya kadar düştü. Doktorlar 6 ay ömrün var dediler ama o iyileşti. Nostalji Vakti adlı YouTube kanalında o süreçleri şöyle anlatmıştı. Bir margarin ve kuru ekmekle geçti zamanım. En son doktor kontrol ettiğinde bu bağırsaklara 3 aydır yağ giriyorsa ben diplomamı yırtarım dedi. Yırtmanıza gerek yok. Sadece evde bir margarin var. Onun üzerine ya tuz ekiyorum ya toz şeker ekiyorum yiyorum dedim. Onu da siz yağ yerine koymuyorsunuz dedim. Tedaviye gelirsen 6 ay gelmezsen 3 ay ömrün var dediler. Ben de tamam siz yapacağınızı yapın ben bir daha gelmeyeyim dedim korkunç kan geliyordu. Siz bu kanı kesin, gelmenin anlamı yok. Bütün günüm hastanede geçip de 6 ay yaşayacağım ama 3 ay yaşayayım, ayakta geçsin dedim. Ciddiye bile almadım. Başım dönüyordu, her yeri çukur görüyordum. Ama bedensel kansızlık yani. Bir ilaç verdi. Günde bir tane içilmesi gerekenden sabah, öğlen, akşam üçer tane verdi. Her yerimde yara çıktı ama kanı kesti. Bir paça çorbası içecek para buluyordum. O zaman en ucuz çorbaydı. Belki bağırsak tamir eder dedim. İnanır mısınız? O bağırsak normale döndü. Doktorla 87'de karşılaştım. Mucize yaratmışsın. 20 milyonda bir rastlanıyor bu hastalığa. Nasıl yaşadın ya? Bu hastalıktan kurtulan yok dedi. 1974-84 yılları arasında memur olarak Ankara Etibank'ta çalıştığı da bilinen Bengiyer, kameralarla da kısa süre sonra tanışmıştı. TRT özel tiyatrolardan oyuncu çağırıyordu zaman zaman. Kuruntu ailesi, Mavi Muammer gibi yapımlarda rol aldı. Ama onu tanımamızı asıl sağlayan, bir nevi hayatını değiştiren Olacak O Kadar adlı yapım oldu. O zamana kadar Ankara'da yaşamını sürdüren Bengiyer, 1980'lerin ortalarında Levent Kırca'nın teklifiyle İstanbul'a geldi. Levent Kırca ile Olacak O Kadar adlı yapımda on 10 yıl kadar çalıştı. Bu programda tam teçhizatlı haber kameramanı Cevat Kelle karakteriyle tanındı. Emin ve Fatih adlı YouTube kanalında yayınlanan İşte Hayat adlı programda olacak o kadarın nasıl başladığını şöyle anlatmıştı. Evden kaçmak için Levent Kırca bir büro tuttu. Erkekler evde durunca akşama kadar eşlerimizle sürtüşme başlıyor. Sinan ben bir büro tutayım sabah gelelim akşam gidelim dedi. Orada çay kahve içelim dedi. Büroyu döşedik TRT'den teklif geldi. TRT'ye bir şey yapın diye. TRT'de yasaklıydı Levent. Namık Kasapbaşoğlu ben o yasağı deldirteceğim. Bir şey yapın dedi. Ne yapalım dedik. Valla bir hafta sonraya yetiştirin. 5-6 tane skeç çekin yollayın dedi. Çektik yolladık. Sonra buna bir isim koyalım dedik. Muzaffer Albayhan vardı. Abi olacak o kadar olsun dedi. Televizyon için televizyon yapalım dedik. İlk başta bu kadar sıkıntı çekmedik. TRT'nin içinde TRT'yi eleştirdik. TRT'nin programlarıyla, reklamlarıyla dalga geçtik. Tek televizyon çünkü o zaman. Fakat siyasi şeyler olunca içinde toplumsal eleştiriler... Ilk İlk bölüm 44 dakikaydı. Kesiyorlardı. 17 dakika yayınlandı. İkinci bölüm 23 dakikaydı. Fakat acayip tuttu. Televizyonun içinde televizyon eleştirmek insanlara güzel geldi. TRT'den 13. bölümden sonra haber geldi. Yoruldunuz artık, dinlenin diye. Siyasete musallat olunca biz, TRT dinlenin deyince Cem Uzan girdi araya. Biz de yapın dedi. Kaçak bir televizyon o zaman. Tamam dedik. Ondan sonra bomba gibi patladı. İnsanlar ikinci bir kanal açılınca oraya döndüler. Orada dansöz var, orada arabesk çalıyor, orada TRT'de yayınlanmayan türküler yayınlanıyor. Platoda oturuyorduk, yazarlar yanımızda yazıyorlar. Onlar yazıyorlar, biz çekiyoruz. Önce üç kişiyle başladı. Oya, ben, Levent vardık. Arada sırada ışıkçımız şöyle bir girip çıkıyordu. Sonra tiyatronun kadrosu girdi işin içine. Sonra dışarıdan bir takım tiplere bakıyorduk. Bu tip bize yakışır diyorduk. Tiyatro oyunlarından bildiklerimizi bu ekrana yakışır, böyle bir tip yok aramızda diye alıyorduk. Yeşilçam'dan kötü adam oynayanları iyi adam oynattık. Ama her şey orada yapılıyordu. Olacak o kadarın bütün grafiklerini ben yaptım. Dekorların hemen hemen hepsini ben yaptım. Bir tanesini Selahattin Taşdöğen yaptı. O da iyi dekoratördür. Ben de iddialıyım bu işte. Olacak o kadarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bengier bu yapımdan ayrıldı. Olacak o kadarın yoğunluğundan tiyatroya zaman ayıramıyorlardı. Bazen oyunlar yarım bırakılıyordu. Levent Kırca ile yaşanan bazı sorunlar sonrası Bengi er de yoluna kendi başına devam etmeye karar verdi. İlerleyen yıllarda sayısız yapım için kamera karşısına geçti. Hoş Memo, Kazı Kazan, Bozdur Bozdur Harca, Doktora Bak Doktora, Gecikenler Koleji, Durum Bundan ibaret, otogar Gara, Tatlı Kaçıklar, Çılgın Bediş, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü, Güneş Yanıkları, Tele, Nisan Yağmuru, Beşik Kertmesi, Organize İşler, Bir Demet Tiyatro, Erkek Sen Seyret, Maskeli Beşler, pardon yani benim annem bir melek, kutsal damacana Drakula, mucize, çocuklar duymasın, hayat devam ediyor, Moskova'nın şifresi, 80'ler, cam tertip, bodrum masalı, canavar gibi, hayvanat bahçesi ve geçmiş olsun gibi sayamadığımız çok sayıda yapımda rol aldı. 90'lı yıllarda Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı filmlerin uyarlamalarıyla büyük beğeni toplamıştı. Cemalen.com'dan Cemal Bektaş'a verdiği röportajda şunları söylemişti usta sanatçı. Acayip rating yaptı. İnanmayanlara fotoğraflarını yollayıveriyorum. O zaman A takımını vurdu, arenayı vurdu, Levent Kırcan'ın olacak o kadarını bile vurdu. Çünkü seyirci yeni aktörlerden eski filmleri seyrediyor. Şimdi internete bir kırmızılı kadın yazın kaç kere çekilmiş. 1930'larda başlamış çekilmeye. Kimler kimleri oynadı. Zaten 48 tane konu var dolaşıyorsun o 48 konudan birini işliyorsun Özel yaşamına değinecek olursak usta sanatçı 1977 yılında evlendi. Zeynep adında bir kızı oldu. Kızı da tıpkı onun gibi sanata meyletti ve konservatuvarda okudu. Tiyatro oyuncusu Sinan Bengiyer Antalya'nın Manavgat ilçesinde Bahçeşehir öğrenci öğretmen ve velileriyle buluştu. 40 yıllık sanat hayatı ile ilgili bilgilendirme yapan Bengiyer tiyatrocu olmayı babasına borçlu olduğunu söyledi. Babasına tiyatrocu olacağını söyleyince olumsuz tepki göstermediğini belirten usta oyuncu Bengiyer, oğlum tiyatroyla mutlu olacaksan bu sanata en güzel şekilde icra ettirerek kendisine destek olduğunu söyledi. Babasının yıllar önce kendisine tiyatroyla buluşmaya verdiği desteği her zaman anlamlı bulduğunu anlatan tiyatrocu, günümüzde de tiyatroya ilgi gösteren kızına aynı desteği kendisinin vermeye devam ettiğini söyledi. 2010 yılında Haluk Işık'ın yazdığı Halit Akçatepe'nin yönettiği tiyatro oyunu Haraşo Hayatları sahnelemek için Antalya'ya gelen ünlü tiyatro oyuncusu Sinan Bengiyer, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyabet hastaları için oyun sahneledikten sonra gittiği bir kafede rahatsızlandı. Özel yaşam hastanesine kaldırılan Sinan Bengiyer'in kalp damarlarından birinde tıkanıklık olduğu öğrenildi ve anjiyo yapılarak tıkalı damar açıldı. Usta Sanatçı YouTube'da Argo TV Türkiye adlı kanalda keyifli yayınlar yaptı. Tüm bunların yanı sıra yıllarca beraber çalıştığı Levent Kırca da onun için çok değerli ve önemliydi. Gazete Sanat'tan Mina Alpan'a konuşan sanatçı Kırca için şunları söylemişti. Ankara Yeni Mahalleden arkadaşımdı. Çok sık karşılaşır, selamlaşırdık. Sonra yolumuz aynı sahneye düştü. İşinin adamı diye bir deyim var ya, öyleydi. Çok iyi bilirdi işini. Dekoruyla, kostümüyle, ışığıyla, yazımıyla sahne sempatisi çok fazlaydı. Gülmeyi, gül öldürmeyi severdi. O da asla ayağını dışarıdan çekmedi. Hep sokaklardaydı, severdi sokakları. Ağır görünürdü ama çalışırken yorulmayan tiplerdendi. Etrafında kalabalığı severdi. O yüzden hep kalabalık oyunlar koydu tiyatrosunda. Her ölüm hep erkendir. Erken gitti. Mekanı cennet olsun. Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.